Bir subay gördüm. Bizimkilerden bir grup kaçıyor. Vay abi. Bir atın üstünde sordu nereye diye. İyi demiş öyle bak. Lan abisi. Acık sustu adam anlatıyorsun ya. Devam et kardeşim. Mermileri bitmiş kaçıyorlardı. Ulan. Komutan da merminiz yoksa süngünüz var. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum dedi. Bir vaktan önce bu kadar sevindim. Ulan keşke adını falan bilirdik he. Savaş bitince anama derdim da, o böyle en küz alından bir hamstiler böyle derdi da, yerdi. Mustafa adı, o askerler konuşurlarken duydum. Lan hamsi, bir gün annenin çatını iyi vecek verdi, yat gari şuraya. Ulan vatan için yiyeceğim mermi, bana hamsi boğulama gibi geliyor ya.
öyle arkadaş. Yüz usmadı silah. Öleceğini bile bile yürüyor herkes lan bunun için. Sen ne yapıyorsun? Ne yap oğlum? Mermi mi ki? Elim kolu bağlı mı oturayım yani? Ateşler! Sikir. Tüh olay ya. Ateş kes olmayaydı var ya. Mıhlayacaktım bütün hamsileri annenin çatında. Mahmut kardeşim, sen nerelisin? Nereden geldin buralara? Göçebey. Akyer'de doğduk, Mısır'da büyüdük. Diyarbakır'da da okuduk. Lan bizim buraya gelmedin mi sen ya? Yok, nasip olmadı. Sonra Ankara'ya geldim. Malum savaş patlak verince iş gücü bıraktık. Önce vatan dedik, millet dedik, bayrak dedik, geldik. Yemekler de dağıtılıyor. Alayım da geri verin kahve. Şu Osman var ya, esas çocuk ha. Ya öyledir öyledir da. Ula beni tanılar ya. Benim de çok esas çocuğum he. Vallahi bak. Bu ölenle acık idare olacağız galiba. Yarım ettik. Bu hayat gibi sonucu. İçi de boş. Lan niye öyle diyorsun ya? Vatan kurcusun da. Ha bu bayat ekmek bağ. Anacığımın yaptığı hamsi ekmek gibi geliyor ya. Nenem. Bayağı gideceğiz. Babamı özledim. Yeğenimi, bacımı. Oh! Oh! La hamsi. La anacığına küstün mü de? Onu niye özlemiyorsun? Onu kaybedeli 6 yıl oluyor. Anam ölünce değişik olabildi her şey. Dayanamadı babam da. Terk oluyor. Hekimler bir mucize lazım diyorlar ya. Nasıl? Bir bacım var, bir de kızı. Elif. 7 yaşında abi, bir görseniz. Minicik ama çok zeki. Eniştem de buralarda bir cephede ya. Ne yerler ne içerler bilmiyorum galiba. Üzülme kardeşim benim. Benim anam, senin anam. Aileni Allah'a emanet et, gözün arkada kalmasın. Sağ olasın Mahmut kardeş. Bak anamdan kalan tek hatıra. Bana bir şey olursa bunu yeğenime verir. Tövbe de ya, bakalım hadi. Öyle deme renage değil. Görmüyorum herkes şehir dolu veriyor. Bizimkileri de sıkı sıkı demirliği hiç ağlamasınlar. Mertçe savaşta mı bilsinler? Babam konuşamaz ama Allah'ın işi ümit kesilmez. Siz onu ne kadar çok sevdiğimi iletin değil mi? Boğazı boydan boya mayınlamışlar. Ama ben hepsini temizledim. Aferin yüzbaşı kızlar. Konstantine'ye vardığımızda bu hareketini ödüllendirecek. Şimdi git ve emrimi ilet. Tüm hazırlıklar yapılsın. İlk emrimle önce sufran, sonra diğerleri boğazdan geçecekler. Derhal efendim. Bir şekli bu kadar arzulamamıştım. Bekle beni Konstantinopolis. Thank you.
gelmeyecektim. Ah günahsız yavrum. İnsanlar bakar da görmez. Okur da anlamaz. Ben sana bunu okumayı öğreteyim. Sen okuduklarına cevabını kendin bul, olur mu? Belki kalbinin minikliğine, ellerinin temizliğine nasip eder Allah da. Sen görürsün. Dede, duydun mu? Annem bana Kur'an öğretecekmiş. Hemen gidip annem gibi giyinmeliyim. Allah'ım. Şu günahsızın yüzü hürmetine. Askerlerimizi muvaffak eyle. Aslanım benim be. Mehmet'in hoca yapacağından hiçbir şüphem yoktu. Peki şimdi ne planlıyorsunuz? Gidip Alman pilotunu iletip Cemal Yüzbaşı 300, 400 metre irtifaya çıkacak. Ve boğazı kontrol edecek. Ters hazırlansınlar. Emredersiniz komutanım. Çanakkale'yi geçmeye yapıp aldınız. Ve lakin unuttuğunuz bir şey vardı. Türk milleti Lazı ile Çerkezi ile, Kürdü ile Türkü ile, Alevisi, Sünnisi ile tek vücut olmuştu. Siz burada Çanakkale'yi değil, bir milletin iradesini geçemiyorsunuz. Sultan Abdülaziz'in 1890'da Japonya'yı yolladığı velakin dönerken batan Ertuğrul Fıkratay'ın adı olsun. Çok iyi düşündünüz efendi. Hadi o zaman gidip uçalım Ertuğrul'u. Emredersiniz komutanım. Tahmin ettiğim gibi, bütün mayınlar temizlenmiş. Emriniz nedir komutanım? Muslak mayın gemisi bir kez daha hazırlansın.
kimse fark etmeden tekrar mayın bıraktım suya. Düşmanın boyununu boğazın derin sularına gömelim. Ne olmuş bu ayağa? Betül öldürülmüş mü hamsi bu? Mama
yemin kardeş. 57. olay Bigalı köyünden çok Bayrut tarafına hareket etmiş. Hani atın üstünde Mustafa Muhtar var ya. Evet. O vermiş emri. İngilizler oradan sıçacağını öğrenince inisiyatif almış. Ama ne durdurmuşuz düşmanı bir bilseniz. Çok da zayiat varmış ama sadece çokmuş düşman. Ama Mustafa Subay iyi, gözü pek cesur bir komutanmış. 57. alayla destek almışlar. Bir de 57. alaydan asker arkadaşlarımız namert düşmanın top atışıyla şehit düşman. Deva ya. Kurban oldum. Hava kalkın hesabını. Sormanıza izin verdi ha. Conk Bayırı, Arı Burnu, Settül Bayır. Hepsi bizimdir, bizim kalmayacak. Saldırın arkadaşlar. Ülkelerini çıkarsız seviyorlarmış. Anladın?
Yazın bunu bir kenara. Çanakkale geçilemez. Gemileri mayınlara takıldı ya. Dostum kıpır kıpır içim unutamam. Amirin ne oldu? Yüzbaşı varmış bir tane. Burbaz ona emir vermiş git mayınları temizle diye. Boğazı geçip İstanbul'a varınca da binbaşı yapacakmış. Üstüne de düğünü orada yaparız demiş. Sonra ne olmuş? Bu gidip temizliği vermiş ama bizim Cemal Yüzbaşı yok mu? Ulan var mı? Olmaz olur mu? Var tabii ya. He işte. Uçaktan uçurmuş. Bakmış mayınlar yok ya. Ulan nerede çavuk? Çavumuz mu varmış bizim? Hem de ne uçak. Sonra Nusrat mayın gemisi. Tekrar mayın düşemiş. Ulan ha bu Cemal'e Mücehid'e hapsi pilavı yaptıracağım. Mustafa'ya Mücehid'e alacağım. Ulan bunlar eli öpülesi komutanlarıydı ya. Ya bir sus ya. Sonun olmuş kardeş, devam et hele. Sonra gemiler boğazda mayınlara takıldı. Bam! Sonra amiral, oğlu lan yüzbaşıyı çaktırmış. Astırmış biliyor musun? Deme be. Baba oğlunu astırmış ya. He ya. Uşaklar. Ulan diyorum ki, ha bu amiral da mı çağırsa filan be maya, anlıyor musun? Ya ne adamsın be lan. Ben
hadi. Dolaba bakın. Kafanızı falan kaptırmayın be. Hapsi gibi mırlanırsınız. Hayır. Anamdan kalan belli. Onu alamayız kardeş. Silah sesini duyuyorsun. Hayır kardeş. Teko kaldı. Bırakamam ben. Çık yolla be Allah'ın ya. Nerede o ya? Üstüme gel. Sen dur kardeşine. Ben hemen alırım onu. Onu diyemem size. Ama şunu söyleyeyim, ağlamamanızı isterim. Zor biliyorum ama o istedi işte. Şunu da minik yerine vermemizi söyledi. Annesinden sonra net mendilmiş. Çok iyi sahip çıksın dedi. Sanki dövmeyeceğini biliyormuşçasına tembihledi bize. Mertçe savaştığımı söyleyeyim. Ağlamamanızı istediğimi iletin dedi. Çok severdi Mehmetçi. Hep senden bahsedip durdu bizi. Öyle değil mi Mahmut? Öyle.
saklanayım, sen de beni bul, olur mu dayı? Dayı! Of aman! Uykucu dayı, uykucu dayı! Emice! 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 Osman! Allah'ım ya! Ömer verdim ya! Vallahi yapamadım ya, yavrum mu? Değmedim, Osman'ım benim de ya! Yüzüme bakardı da, konuşulmazdı dilleri. Elimi tutardı da, okşayamadı ellerim ya. Bir mucize değil, ne hükümlerdi? Yavrum, şeytan atmış bu mucize dedikleri ya. Ben babayım da buram yanıyor. Ha buram yanıyor ya. Elleri kurusun. Elleri kurusun sana kıyanları. Allah, Osman beni duymuyor mu ya? Bak dokunuyor. Konuşuyor. Sevinmedin mi sıpa? Kalk be yavrum, kalk kızım ya. Allah'ın adı yedirdi ben bu vatanın kimin olduğumu. Allah'ın adı bizsin yerini ya. Soruyor, ben soruyor. Düşman söyle, bu vatan kimin? Bu vatan kimin? Kimin? Bu vatan, toprağın karabağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup küre olacaklarından, şahlanıp gömüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnını ışık vuranlarındır. İleri atın, seller cesine, koysun de burnunu, kamer cesine, bir kuyu bahçesine girer cesine. Şu kara toprağa girenlerindi. İşte o günlerden hatıra bir bu kaldı. Anlamadık o yaşlarda. Düşen her top mermisi oyun geliyordu bize. Ben Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz. Bilemedik o yaşlarda. Ama şimdi bize sorun. Sorun da anlatalım. Rıfat'ın elinde abisinin üniformasından bir düğme. Bende ise dayımın mendili. Sorun hadi, sorun. Çanak Kalesi Cemil! Budur işte. Çanakkale, dayımdan kalan şu kanlı mendilden öte değildir. Thank you.
tek başımıza yapmadık. Teknik arkadaşlarımız vardı bize yardım eden. Duygu ve Aylin'i burada görmek isteriz. Halil İbrahim ve Sevgi arkadaşımız vardı. Onlar Sezi Şiddet Uyar Varol vardı. Çok büyük emeği geçen Cihan hocamız vardı. Sahneyi almak istiyorum daha da yüceltenlerden oluruz. Bu ruh her gün
daha da üst seviyede yaşanır ümidini taşıyarak hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Başta piyano hocam olmak üzere bugün bu tiyatronun sahnelenmesinde emeği geçen bütün gençlerimize de sizler adına yürekten teşekkür ediyorum. Ben thank you.